Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konu da daireli alan. Daire nedir? Hemen onu açıklayalım. Daire arkadaşlar çemberin içerisi dolu olan hali. Yani bir yere kapladığı hali diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Dairede alan hesaplanırken şunu yapıyoruz. Bildiğiniz bir formül aslında. Alan eşittir pi çarpı r kare şeklinde yapıyoruz. Peki bu kısma ne diyoruz böyle taradığımız yere? Burayı ise daire dilimi diyoruz. Yani bunu sanki yuvarlak bir pastaymış gibi düşünün. Bu yuvarlak bir pastanın bu dilimini kesmiş almışız. Bunun bize alanını sorarsa, daire diliminin alanını sorduğunda yapacağımız şey şu arkadaşlar. Toplam alan biliyorsunuz budur. Açı verildiğine göre biz bunu ne yapmıştık? Çemberde uzunlukta da görmüştük. Açı bölü toplam olan açıya oranladığımızda alfa bölü 360 da biz buluyoruz. Daire alan arkadaşlar formülü azdır ama çok farklı sorular vardır. Hemen böyle farklı farklı sorular çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Bir yarım dairemiz var arkadaşlar. Bu yarım dairenin de içerisinde iki tane başka yarım daireler var ama bunlar boş. Taralı olan kısmı sormuş. O zaman ne yapacağız? Gördüğünüz gibi hepsi nedir arkadaşlar? Yarım. O zaman ne yapacağız? Hani alfa bölü 360 vardı ya. O zaman yarım olduğu için 180 bölü 360'tan pi bölü 2. Hepsi yarım olduğu için biz bunu kolay olsun diye pi bölü 2 parantezine alalım. Formülümüz neydi normalde? R kareydi değil mi? Arkadaşlar böyle şeylerde büyük olandan beyaz olanları çıkartırsak taralı alan olur. Şimdi burası bizim çapımız olduğuna göre. Çapımızda yarıçapımız kaç arkadaşlar? Toplam 10 olduğu için yarıçapımız 5. O zaman 5'in karesi eksi. Bunun yarıçapına bakalım. Bunun yarıçapı kaç arkadaşlar? 3. 3'ün karesi eksi. Bunun yarıçapı kaç? Evet, bununki de 2. 2'nin karesi şeklinde yaparız. Yani ne oluyor? Pi bölü 2 parantezinde yine 25 eksi 9 eksi 4 oluyor mu arkadaşlar? 9, 4, 13 yapar. 25'ten 13 çıkarsak 12 yapar. 12 pi bölü 2'den de arkadaşlar 6 pi bizim cevabımız olur. Geldik böyle bir soruya. Yine bir yarım dairemiz var arkadaşlar. Yarım dairemizde bir tane üçgen vermişler ve bunun alanını soruyorlar. Şimdi yapmamız gereken ne? Büyük üçgenden üçgenin alanını çıkart. Büyük olan şekil nedir? Daireden. Büyük olan yarım daireden üçgenimizden alacağız. Yarım dairemizi bir şey bulmak için ilk önce R'mizi bulmamız lazım. Şimdi şuna bakın. AB bizim çap. Şu C ne yapıyor arkadaşlar? Çapı görüyor. Biz bunu açılarda işlemiştik. Neydi? Çapı gören çevre açı neydi? 90 dereceydi. Hop, buraya 90 yapıştırdığımızda. Burada özel bir üçgenimiz var. 6, 8, 10 üçgeni çıktı mı? Tamam, o zaman yarıçapım ne oluyor arkadaşlar? 5'e 5. O zaman başlıyoruz. Pi çarpı nedir yarıçapım? 5'in karesi tabii yarım olduğu için bölü 2. Eksi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu üçgenin alanını çıkarıyoruz. Peki bu üçgenin alanı nedir? Dik kenarları çarparız ve 2'ye bölüyoruz. 6 çarpı 8 bölü 2. Burada ne çıkar arkadaşlar? 25 bölü 2 pi eksi 24 bizim cevabımız oluyor. Şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın şimdi. İlk önce ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şurada bir daire dilimi var değil mi? Şimdi, o zaman AOB olan şu daire dilimin alanını bulacağız. Oradan da şu üçgeni çıkartırsak bulmuş olacağız. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi AO 6 santim. Yani yarıçapımız 6. O zaman burası da 6 değil mi? Evet. Burada gördüğünüz gibi bir ikizkenar dik üçgen çıkmış oldu. Okey. Süper. O zaman burası daire dilimin alanını yaparsak. Nedir daire dilimimizin alanı? Pi r kare 90 bölü 360 değil mi arkadaşlar? Evet. Eksi bu üçgenimizin alanı yani 6 çarpı 6 bölü 2 şeklinde yapacağız. Zaten neyimiz 6, ne arkadaşlar? 6 değil mi? 6 kere 6 36 yazdık buraya. Sadeleştirince sıfırlar gitti. Buradan 9 pi kaldı. Eksi. Burada ne oldu arkadaşlar? 6 kere 6 36 2'ye böldük. 18 bizim cevabımız oldu. Geldik böyle bir soruya. Arkadaşlar burada işte bizim geçmişteki bizim üçgen bilgilerimiz çok önemli. Şimdi yarıçapının 6 olduğunu biliyoruz değil mi? 6 ise arkadaşlar ne yapacağız? Hop şöyle çizdiğimizde yarıçapım 6 oldu mu? Evet. Bakın burada özel bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6. Bir şeyin karşısı 3. Neydi? 30. O zaman burası da 60 oldu. Süper. Burası ne yaptı? Zaten 3 kök 3 oldu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine şuradaki şu daire dilimin alanını bulup beyaz kısmı çıkardığımızda taralı kısmı buluruz. O zaman yapalım. Beyaz kısım nasıl toplam alan nasıldı? Pi r kare r'miz ne? 6. 36 çarpı açımız bölü 360 değil mi? Eksi. Bunun alanı nedir? Dik kenarları çarp. 3 çarpı
3 kök 3 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi sıfırlar gitti, 36'lar gitti. Buradan 6 pi geldi. Buradan da arkadaşlar 9 bölü 2 kök 2 bizim cevabımız olacak. Süper. Devam edelim. Şimdi böyle bir taralı alanı soruyorsa yapacağım şey nedir arkadaşlar? İlk önce şuna bakalım. Burada ne var? Pi r kare alfa bölü 360. Her ikisinin de alfa bölü 360'a eşit mi? Evet. Pi'si de eşit. O zaman buradan biz pi çarpı alfa bölü 360 parantezini alalım. R'lerimizi küçükten büyüğe bakın. Küçüğün R'si kaç? Büyüğün R'si kaç? Küçüğünkü 6, büyüğünkü 8. O zaman büyükten küçüğü çıkartırsak, yani 8'in karesi eksi 6'nın karesi yaparsak ne oluyor arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Tamam mıdır? Buradan devam edelim. Şimdi şurası ne yaptı? Pi bölü 6 yaptı. Peki burası ne yaptı? 64 eksi 36 yaptı mı? 64'ten 36'yı çıkardığımızda ne kalır arkadaşlar elimizde? 28 kalır. O zaman 28 bölü 6 pi yapar. Sadeleştirse 14 bölü 3 pi bizim cevabımız olur. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımızda direkt olarak size pratik bir şey öğreteceğim. Böyle bir soruyla karşılaştık. Ne yapıyoruz? Şimdi hatırlarsanız yarı çapla teğet dik kesişir demiştik. Burası ne yaptı? Dik oldu. Tamam. Okey. Burası küçük r. Şurayı da şöyle birleştirirsek burası da, hani Bursa ile karıştırmayın arkadaşlar. Kuyruklu yapayım da buraya farklı. Büyük r büyük dairenin, küçük e küçük dairenin yarı çapları. Tamam mı? Şimdi hatırlarsanız başka bir şey daha vermiştim. Çemberde uzunlukta. Ne demiştim? Eğer dik geliyorsa bunları iki eşit parçaya bölecek. 8 ise 4'e 4 diye ayırdık mı? Tamam. Şimdi büyük üçgen alanı nedir? Pi r karede değil mi? Eksi küçük üçgenin alanı nedir? Pi küçük r kare. Yani aslında pi r kare eksi r kare diye bulduk mu? Bu kenarda dursun. Biz şurada bir ne yaparım arkadaşlar? Şu taradığım kırmızı üçgendeki Pisagor yaparsak. Büyük r kare eşittir. Küçük r kare artı 4'ün şeyin karesinden 16 yaptı mı? Evet. Bunu karşıya gönderdiğimde r kare eksi küçük r kare 16 yapar mı arkadaşlar? Evet. Aa bakın. Gördünüz mü? Burada aynısı çıktı. O zaman ne oluyor? Alanımız eşittir 16 pi bizim cevabımız oluyor. Buradan anlaşılacağı gibi arkadaşlar, eğer böyle bir soru görürseniz şuradaki sayının karesi çarpı pi cevabımızdır. Hiç öyle uzun uzun kasmaya gerek yok. Tamam mıdır? Unutmayın, kalıp böyleyse. Geldik buraya. Şimdi gördüğünüz gibi merkezimiz B olan bir tane çeyrek daire çizilmiş, bir tane dik üçgen verilmiş, taralarını soruyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Büyükten küçük olan, yani burada büyük olan üçgen olduğu için üçgen alandan bunu çıkartacağız. E peki şunu ne diyorduk? Merkezden gelen, yani çap, yarı çap pardon, ne yapardı? Teğette dik kesmez miydi? Süper. Burada ne çıktı arkadaşlar? Bir öklit çıktı. Yani bunun karesi bununla bunun çarpımına eşittir. O zaman 2 kere 8 16. Neyin karesi 16'dır? 4. Yazdık buraya. Tamam. Yarı çapımız 4. O zaman ne yapacağız? Büyük üçgenin alanı. Üçgen alanı nedir? Tabağın çarpı yükseklik bölü 2'den neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? Burada çeyrek daire. Yani pi r kare bölü çeyrek demek ne demek arkadaşlar? 4'e bölmek demek zaten. Ya da 90 bölü 360 yine pi bölü 4 yapacak yani. Tamam. Buradan gördüğünüz gibi ne çıkıyor arkadaşlar? Şurası 20 çıktı. Eksi. Burada 16 pi'den 4 böldüğümüzde 4 pi de bizim cevabımız olacak. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dik üçgenimiz var. Bir tane de böyle 8'e 8 diye ayırmış bir yarım dairede bir parça var. Biz şurayı şöyle birleştirdiğimizi düşünürsek. Süper. Bakın birleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Çapı gördüğü için burası 90 derece oluyor mu? Oldu. Süper. E burası 8. Burası 8. E 90'dan gelen bundan ayırdıysa hatırlıyorsanız muhteşem üçlüydü. O zaman 8, 8, 8. Ben size bir şey hatırlatmıştım arkadaşlar. Uzunlukta ve açıda da. Eğer uzunluklar eşitse arkadaki kısımlar aynı ya. Bakın uzunluklar eşitse arkadaki kısımlar dediğimiz alanlar aynı. Yani ben bunu alıp hop buraya taşırsam. Gördünüz mü? Demek ki sadece şu kısmın alanını bulsam ben iki tarafında taralı alanları bulmuş olacağım. E bunun alanı nedir? Bir dik üçgen zaten. 8 çarpı 8 bölü 2'den arkadaşlar ne çıkıyor? 32 bizim cevabımız oluyor. Bakın pi ile çıkmıyor bu. Farklı bir soru. Tamam mıdır?
Geldik şöyle güzel baba bir soruya. Şimdi burada ne vermiş arkadaşlar bize? 6, 6 vermiş ve 24 vermiş. O zaman bizim çapımız 24 ise yarı çapımız nedir? 12. O zaman hop çizdik. Hop çizdik. Şimdi şurası ne? 12. Burası ne? 12. O zaman buradan gördüğünüz gibi hangi üçgen çıktı arkadaşlar? Şurası da 6 köküçe. 6 kök çıktı mı? O zaman burası kaç arkadaşlar? 30 derece. Burası kaç? 30 derece. Şurası 120 derece. Ha, bakın çok ilginç bir şey çıktı. Burada iki tane dik üçgen, bir tane de daire çıktı. O zaman iki tane dik üçgen aynı olanlardan iki tane olduğu için bir tanesinin alanı hesaplayıp bulalım. Bunun alanı nedir? Bunun alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Ama bundan bir tane daha olduğu için arkadaşlar 2 ile çarpıyorum. Ne yapıyor? 36 kök 3. Şu dairenin alanını bulursam nasıl buluyorum arkadaşlar? Pi r kare yani 12'nin karesi çarpı 120 bölü 360 yapar mı arkadaşlar? Yaptı. Evet süper. E zaten bunlar sadece işlemizde burada 3 kaldı. Burası ne yapar? Arkadaşlar 144 3'e böldüğümüzde 48 yapar. 48 pi de buradan çıktı mı? O zaman bize toplam alanı sorduğu için cevabımız 48 pi artı 36 kök 3 bizim cevabımız oldu. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? OA AB'nin 3 katı. Yani biz buraya 3R dersek buraya da R diyeceğiz. Tamam mı? Buranın alanı da 27 demiş. Arkadaşlar bakın burada üçgende benzerlik olayı vardı. Hatırlarsınız değil mi? Bakın şöyle çizersek şuraya şöyle bir üçgenimizi çizdik. Şurası 3R, şurası R ise bunun benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 3R'ye 4R yani 3'e 4 benzerlik oranı değil mi? Peki alan oranı neydi arkadaşlar? Hatırlarsınız bunun karesini alıyorduk. 9 bölü 16 oluyor mu? Tamam okey. 9 bölü 16 ise burası mesela ne olsun? 9A olsun. Burası ne yapar arkadaşlar? Toplam 16 olması için burası da 7A olacak değil mi? Tamam. Sorumuza da geri dönelim. Bize taralı alanı 27 vermiş mi? Tamam o zaman yazalım. 9A 27 ise. A'mız ne çıkıyor? 3 çıkıyor değil mi? Evet süper. Bize S'yi yani burayı soruyor. Diğer manayla 7A'yı soruyor. 7A yani 7 çarpı 3'ten de 21 bizim cevabımız oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar karşılaşacağınız farklı farklı sorulardı. Tabii siz sorular çözmeye devam edin. Yapamadıklarınızda size yardımcı olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.